Merhaba sevgili seyirciler, Saklı Tarih programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz İnönü dönemindeki dinsel içerikli kitaplar. Tabii bu hafta konumuza sebep olan Başbakan Erdoğan'ın Afyon'daki konuşmasından bir BTR'miz var. İzleyelim, yine sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'yi teröre destek veren bir ülke olarak göstermek ihanet değil de nedir? Değerli kardeşlerim, benim Afyonkarahisarlı kardeşlerim, 1940'larda, bakın şimdi size o az önce söylediğim önemli olayı anlatıyorum. Tarihi bir belge açıklayacağım sizlere burada. 1940'larda buraya Afyonkarahisar cezaevine bir mahkum getirdiler. Cezaevinde soğuktan dondurarak öldürmek istediler. Zehirleyerek öldürmek istediler. Emirdağ'ı hapsederek hürriyetini kısıtladılar. Peki kimdi bu insan? İşi kitap yazmak, bütün işi fikirlerini söylemek, talebe yetiştirmek olan Said-i Nursi'ye İşte burada büyük eziyetler yaptılar. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşırken Ruslara esir düştüğü halde kaçmış, bakın burası çok önemli, kaçmış, vatanına, toprağına dönmüştü. Buradan da kaçabilirdi. Emirdağ'dan da kaçabilirdi. Ama kaçmadı. Ya zalimler için yaşasın cehennem dedi. Kendi ülkesini, kendi toprağını hapiste yatmak pahasına tercih etti. Allah rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. İşte bu CHP 1940'larda Said-i Nursi'nin kitaplarını yasaklayan, Said-i Nursi'yi hapislere mahkum eden partidir. İşte belgesi. CHP'nin genel müdürü, bu belgeselin belgelerine benzemez. 15 Temmuz 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararı bu. Said-i Nursi tarafından yazılan Gençlik Rehberi adlı kitabın dağıtımının yasak edilmesi ve elde edileceklerinin de toplattırılması Bakanlar Kurulumuzun 15 Temmuz 1949 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. İmza Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. İşte bu CHP ile güya Said-i Nursi'nin izinden gittiğini iddia eden bu paralel örgüt şu anda kol kola yürüyorlar. Said-i Nursi'nin kemikleri sızlıyor be. Afyonkarahisar'da, Emirdağ'da Said-i Nursi'nin hatırası inciniyor. O iş adamlarıyla, medya patronlarıyla yaptığı al gülüm ver gülüm ilişkilerle kendi ülkesine, kendi toprağına ihanet ediyorlar. Ses kayıtlarıyla, çirkin görüntü kayıtlarıyla gazeteciye, iş adamına, bürokrata, en önemlisi de siyasetçiye şantaj yapıyor. CHP'de gidiyor, bu ihanet içindeki örgütün oyuncağı haline geliyor. MHP'ye gidiyor, bu paralel yapının oyuncağı haline geliyor. Bu paralel yapı ses kayıtlarıyla işte bu CHP'yi, MHP'yi esir almış. Evet, yeniden sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk Merve Hanım. O zaman Başbakan'ın açıklamasının ardından hemen ilk sorumuzla başlayalım. Evet. İsmet İnönü gerçekten dinsel içerikli kitapları yasaklatmış mıdır? Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Başbakan Erdoğan'a senin de bildiğin gibi ben
bu Kasım ayında çıkan, daha doğrusu geçtiğimiz yıl yani 2013 yılının Kasım ayında çıkan El Cevap adlı kitabımda Başbakan Erdoğan'ın bu tarz tarihle ilgili iddialarına çok kapsamlı yanıtlar verdim biliyorsun. Ve kamuoyundan büyük ilgi gördü bu yanıtlar. Şimdi biraz önce izlediğimiz görüntüde de Sayın Başbakan Erdoğan aslında benim Kasım ayında çıkan kitabımdan bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı dersem yalan söylemiş olmam. Neden? Çünkü ben Kasım ayında çıkan El Cevap adlı kitabımda Said Nursi'nin kitaplarının İsmet İnönü döneminde yasaklandığını yazmışım zaten. Hatta kitabımızın 706. sayfasında bakın El Cevap adlı çalışmanın elimde şu an 3. baskısı var. Bu çalışmanın 706. sayfasında Başbakan Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı belge, geçen hafta kamuoyuyla paylaştığı belgeyi ben Kasım ayında yani 2013'ün Kasım ayında kamuoyuyla paylaşmış durumdayım. Yani Sayın Başbakan Erdoğan sanki işte Türkiye'de ilk kez açıklamışçasına bir belge açıkladığını iddia ediyor. Fakat bu doğru değil. Bu belgeyi zaten tekrar ediyorum Kasım ayında açıkladık. Şimdi işin özüne geleceğiz Merve. Ama ben Sayın Başbakan Erdoğan'ın açıklamadığı başka belgeleri de açıklayayım burada. Tabii, yani tabii. Kitapta bunları yazmışız ama kamuoyuyla paylaşalım bunları değil mi? Tabii. Yani biz tarihi gerçekleri saklamıyoruz. Bunu açık bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bakın belgelerin tarihlerini ve numaralarını vererek açıklayalım. Tabii, buyurun. 11 Aralık 1947 tarihinde bir karar alınmış. 11 Aralık 1947 tarihli karara göre Bediüzzaman Said Nursi tarafından neşredilen Mucizatül Kur'an adlı kitabın dağıtılmasının yasaklanması ve mevcutlarının toplanmasına karar verilmiş. Arşiv numarası Başbakanlık Cumhuriyet Arşivlerindeki arşiv numarası dipnotta düşülmüştür. Onu paylaşmama gerek yok. İzleyiciler alıp okurlar. Devam ediyorum bakın. Tek bir kitap değil yasaklanan kitaplar. Aynı şekilde 15 Temmuz 1948 tarihli bir kararla Said Nursi tarafından yazılmış olan Sirac-ı Nur ve Hücumat-ı Sitte adındaki kitapların dağıtılmasının yasak edilmesi ve elde edileceklerin toplattırılmasına karar verilmiş. Bitmedi. 10 Şubat 1949 tarihli başka bir kararla yine Said Nursi'nin Asay-ı Musa adlı kitabının yasaklanması ve mevcutlarının toplattırılmasına karar verilmiş. Ve Sayın Başbakan Erdoğan'ın biraz önceki konuşmasında kamuoyuyla paylaşmış olduğu o belge bakın benim kitabımda da geçiyor. 15 Temmuz 1949 tarihli bir bakanlığa kurulu kararıyla Said Nursi tarafından yazılan Gençlik Rehberi adlı kitabın yasaklanması ve mevcutlarının toplanması istenmiş. Bu doğru. Yani Sayın Başbakan Erdoğan'ın İnönü döneminde Said Nursi'nin bazı kitaplarının hatta o tek bir kitaptan bahsetti. Ben daha başka bir sürü kitabının yasaklandığını burada arşiv belgeleriyle söyleyeyim. Başbakan Erdoğan istiyorsa başka mitinglerinde de bunları kullansın. Evet. Öyle değil mi? Bir katkımız olsun. Önemli belgeler. Kendilerine bir katkımız olsun. Evet. Yani tek bir kitap yasaklamamış İnönü. Başka kitaplar da yasaklanmış. Merve bak burada iki önemli nokta var. Bunlardan birincisi şu. Birincisi evet bu kitaplar yasaklandı. Fakat bir bu kitapları yasaklayan İsmet İnönü değil. Evet İsmet İnönü'nün imzası var altında doğru Cumhurbaşkanı olarak. Fakat İsmet İnönü Said Nursi'nin kitapları nelerdir bunları bir önüme getirin bunları bir yasaklayalım diyerek bu yasaklamayı gerçekleştirmiyor. Bu nasıl oluyor bakın. Yine arşiv belgelerinde kitabımda görecek okuyucular yine arşiv belgelerinde bulduğumuz bir gerçek. Ne diyor biliyor musun? Din kitapları yayınlanacak olan din kitapları uzmanlar tarafından Diyanet İşleri tarafından mutlaka okunmalıdır diye İsmet İnönü imzalı bir bakanlar kurulu kararı var. Merve. Ya bak burası çok önemli. Yani Türkiye'de yayınlanacak olan dinle ilgili kitaplar 40'lı yıllarda bir kurulun onayından geçmek zorunda. Neden? Çünkü dinle alakası olan, alakası olmayan, hatta İslam dinine hakaret eden kitaplar yayınlayanlar da var. Dolayısıyla İsmet İnönü dini konularda son derece hassas olduğunu bildiğimiz İsmet İnönü bu konuda da çok duyarlı. Ve ne yapıyor bak? Kitap yayınlanacağı zaman, din konusunda kitap yayınlanacağı zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kurulan bir komisyona o kitaplar havale ediliyor. Hatta yayınlanmış kitaplar orada gözden geçiriliyor ve içinde İslam dinine uygun olmayan, Kur'an'a uygun olmayan, hurafelerle dolu bilgilerin olduğu kitaplar yasaklanıyor Merve. Ama Sayın Başbakan Erdoğan ne diyor? İnönü diyor şu kitabını yasakladı diyor Said Nursi'nin. Fakat kitabın içeriğinden söz etmiyor. Bak dikkat ettin mi? Evet. Kitapların içeriğinden söz etmiyor. Ben Sayın Başbakan Erdoğan'a yine bir katkım olsun seçim öncesinde tabii diye kitapların içeriklerinden biraz söz edeyim tabii izin ki, verirsen. Tabii ki. Bak şimdi Başbakan Erdoğan'ın ifade ettiği Gençlik Rehberi adlı kitabı lütfen sahaflardan bulsunlar, incelesinler uzmanlar. Ya da bakın Sirac-ı Nur
ve Hücumat-ı Sitte adlı kitabı veya Asah-ı Musa adlı kitabı bulup incelesinler. Orada anlatılanların ne kadarı gerçek İslam'a uygun, ne kadarı Kur'an'daki İslam'a uygun, ne kadarı bizim dinimizin gerçeklerine uygun. Ha, buna karar verecek olan İsmet İnönü müdür diye bir soru sorabilirsin. Tabii ki. Yani İsmet İnönü din alimi midir? Tabii ki değildir. Bunun bilincindedir İsmet İnönü. Bunun için ne yapıyor Merve? İsmet İnönü Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir kurum kurduruyor. Ve o kurul bu kitapları inceliyor ve diyor ki bunlar bizim dinimizin ilkelerine, dinimizin gerçeklerine uygun değildir. Bunların içinde İslam dinine uymayan hurafelerle dolu anlatılar vardır diyor ve bunlar onun için yasaklanıyor. Ve Merve, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Yasaklanmayla ilgili ayrıntılı raporlar var bakın elimizde. Yani şu sayfasında şöyle bir saçmalık var, bu sayfasında şöyle bir saçmalık var tarzı açıklamalar var. Yani İsmet İnönü bu kitapları yasaklayarak din düşmanlığı yapmış değil. İsmet İnönü bu kitapları yasaklayarak dinimize en büyük hizmeti yapmış. Değerli Merve, şimdi ben başka bir şeye getireceğim konuyu. Tabii. Yani bu Said Nursi meselesi, Said Nursi'nin kitaplarını işte İnönü yasakladı iddiası, başbakanın ortaya attığı yeni bir iddia. Ben bu iddiayı başbakan ortaya atmadan önce böyle bir iddia ortaya atacağını bilerek kendisine cevap vermişim. Daha Kasım 2013'te, düşünebiliyor musun? Evet. Ne kadar haklı çıktığını da bugün gördük. Evet. Fakat ben başka bir şey söyleyeceğim Merve, o da şudur. Sayın Başbakan Erdoğan 2012 yılının Şubat ayında, bakın basına yansıdığı kadarıyla 3 Şubat 2012'de bazı açıklamalarda bulunmuş. Ve demiş ki o zamanki açıklamalarında, yine böyle bir konuşmasında, halka yönelik konuşmasında, İsmet İnönü döneminde demiş, işte namaz hocası yasaklandı, mevlid kitapları yasaklandı demiş. Ben izin verirsen kitabımdan paylaşayım. Tabii. O bölümü. Şöyle demiş Başbakan Erdoğan, bunlar elifbayı yasaklayan zihniyet demiş, elindeki arşiv belgelerini göstermiş. Arapça levhalar yasaklanmış, elifba yasaklanmış İnönü döneminde demiş ve devam etmiş ondan sonra. Bak, burası çok önemli Merve. Hiçbir neden gösterilmeksizin İstanbul Marif Kütüphanesi'nin yayını olan Tam Mevlid-i Şerif ile Burdurlu Abidin Kara Aslan'a ait İzmir Kültür Basım Evi'nde yayınlanan 54 farzlı büyük ve tam namaz hocası 25 Kasım 44 tarihinde yasaklanmış demiş Sayın Başbakan Erdoğan. Yani Başbakan Erdoğan diyor ki, bak tekrar ediyorum, Mevlid-i Şerif, Tam Mevlid-i Şerif ile 54 farzlı büyük ve tam namaz hocası İnönü tarafından 25 Kasım 1949 tarihinde bir bakanlar kurulu kararıyla yasaklanmış diyor Sayın Başbakan Erdoğan. Ben de bir tarihçi olarak gittim, araştırdım bunu Merve. Yani gerçekten de 1944 tarihinde, yani 25 Kasım 44 tarihinde böyle bir yasak var mı? Var. Yasaklara ulaştık. Hakikaten de bu iki kitap İnönü imzasıyla yasaklanmış. Fakat başka bir şeye daha ulaştım Merve. Nedir o biliyor musun? Bu kitapların Diyanet İşleri Kurulu tarafından, hani demin sözü ettik ya, bir kurum, bir kurul kurdurmuş İsmet İnönü. Yani hangi kitaplar dini ilkelere uygun, hangileri değil, buna bir karar verilsin diye. Toplumun kafası karışmasın diye. Ve o kurulun raporuna göre bu iki yasaklanan kitabın yasaklanma gerekçeleri çok ilginç Merve. Onları paylaşayım izin verirsen. Tabii, bak. Buyurun. Yani İsmet İnönü Mevlid-i Şerif kitabını, namaz hocası kitabını yasaklattı gözüküyor değil mi? Evet. Baktığınız zaman. Fakat niye sorusunu sormadığınız zaman haksızlık ediyorsunuz İsmet İnönü'ye. Tabii ki. Ama niye sorusunu sorduğunuz zaman cevap ortaya çıkıyor. O yüzden de belki de açıklamıyor. Evet, ben şimdi bunun cevabını izleyicilerimizle paylaşayım. Bakın, Burdurlu Abidin Karaarslan'ın yazdığı 54 farzlı büyük ve tam namaz hocası ve Türkçe namaz sureleri adlı kitap. Bu kitap yasaklanmış. Başbakan Erdoğan'ın 2012'de söylediği şekilde doğru, yasaklanmış. Peki bu kitap niye yasaklanmış Merve? Sayfa sayfa okuyorum bakın. Tabii. Problemli sayfaları şunlar. Yani o Diyanet İşleri Kurulu'nun verdiği rapora göre problemli sayfalar şunlar. 6. sayfa. Burdurlu Abidin Karaaslan'ın 54 farzlı büyük ve tam namaz hocası Türkçe namaz sureleri adlı kitabında 6. sayfada bakın ne var? Ayakkabıyla mes anlatılıyor uzun süre. Yani sayfa birkaç, 6. sayfa boyunca anlatılan şey bu. Ayakkabıyla mes nasıl olur? Devam ediyoruz. 18. sayfada kunut duaları yanlış ve eksik olarak veriliyor. 52. sayfada imansız gitmenin sebepleri olarak şunlar sıralanıyor. Yani bir Müslüman imansız nasıl gider öbür dünyaya? Evet. Şimdi okuyalım. Üstadının sözünü tutmamak, bir adamı tecrübe etmeden iyi demek, erkeğin ipek elbise giymesi ve bıyıklarını kesmesi,
Elbisenin yenlerini ve eteğini uzun yapmak. Yani şimdi Merve, bu ilginç değil mi? Yani bu bizim dinimizin ilkelerini anlatıyorum diye, işte namazdan bahsediyorum diye yazılmış bir kitap. Ya, evet, ama bak tekrar okuyorum. 52. sayfada diyor ki, bir Müslüman diyor şunları yaparsa diyor imansız gider diyor. Yani erkeğin ipekli elbise giymesi ve bıyıklarını kesmesi. Yani demek ki bıyıksızsan ve ipekli elbise giyiyorsan imansızsın, evet, bu kitaba göre. Evet. Şimdi başka bir şey, başka boyutu da var bunun. Şimdi biraz daha ondan bahsedeyim. Bak kitabın içinde başka neler var. Gerçekten çok ilginç. Yoksulluk sebepleri diye bir başlık var kitapta. Yoksulluk sebepleri şunlarmış Merve bak. Işığı üfleyerek söndürmek. Don ve şalvarı ayaktayken giymek. Yoksul adamdan ekmek satın almak. Alimlerin önüne geçip yürümek. Ayakta çiş etmek. Eşik üstüne oturmak. Yüzünü eteğiyle silmek. Elini çamurla yıkamak. Soğan ve sarımsağın kabuğunu yakmak. Ağaç çöpüyle diş karıştırmak. Açken soğan yemek. Evde örümcek ağı bırakmak. Şimdi Merve, bunlar yoksulluk sebepleri. Gerçekten. Şimdi Allah aşkına sana soruyorum. Yani bu kitabı yasakladı diye İsmet İnönü'ye din kitabını yasaklamış diyebilir misin? İşte normalde diyemeyiz. Diye mi? Ya evet, bu kitap görünürde kitabın adı bu. Adı namaz hocası. Namaz hocası. Hatta 54 farzlı büyük namaz hocası. Yani evet, bir de böyle bir şaşalı. Tabii yani kitabın sayfalarını açıp içine bakmadığın zaman diyeceksin ki ya vay, büyük namaz hocasını yasaklamış, evet, İnönü. Ya vay İnönü, din düşün. Ne? Hani sanki namaz kılmayı yasaklamış ya da evet, namaza teşviki yasaklamış. Ama fakat kitabın şey, içini açtığın zaman kitap safsatalarla, saçmalıklarla dolu. Yani özetle İsmet İnönü bu kitabı yasaklamakla çok iyi etmiş. Evet. Sayın Başbakan Erdoğan. Yani iyi ki yasaklamış. Dinimize büyük hizmet yapmış. Evet. Bitmedi. İnönü'nün yasakladığı bir kitap daha var. Aynı tarihte. Evet. O da şu. Tam Mevlid-i Şerif ve meşhur mevlütler ve mevlüt hikaye ve ilahileri diye bir kitap var. Hı. Yani özetle Tam Mevlid-i Şerif adında bir kitap yasaklanmış. Hı. Yine İnönü'nün imzası var ama bu komisyon tarafından, Diyanet İşleri'nin komisyonu tarafından yasaklanmış bu kitap. O kitapta neler var bak Merve? O da çok manidar. O da çok manidar. Diyor ki, merakla bekliyorum. Sarımsaklı yemeği Çinli hiç sevmezdi. Fakat ev sahibini de hiç kırmak istemezdi. Bu iş Mustafa'ya doğrusu oldu merak. Acaba 30 lira neden eksik bu tabak? Ali Baba bunu da beğenmedi. Al götür. Karpuz dedikleri şey olmalı kütür kütür. Biraz dünyayı dolaş, gönlün gözün açılsın, üzüntüler dağılsın, kederlerin saçılsın. Dünyayı dolaşırken birçok şeyler görürsün. Yaşamak nasıl olur bunu anlar bilirsin. Bu Mevlid. İşte Merve, sevgili Merve. Yani evet, gülüyoruz burada ama hakikaten bu içler acısı bir durum. Adam bunu Mevlid diye yazmış. Yani kitabın adı Tam Mevlid-i Şerif ama yani, burada Mevlid'le bilmece gibi böyle bir sevgili Merve, burada Mevlid'le dalga geçiyor bu kitabı yazan kişi. Şimdi Başbakan Erdoğan da eline tutuşturulan belgeyi gösteriyor ve diyor ki, "Aa işte belgesi diyor. İnönü diyor Mevlid-i Şerif'i yasaklamış." Doğru. Mevlid'i yasaklamış İnönü de, hangi Mevlid'i yasaklamış? Doğru yani. Mevlid'e hakaret edilen bir kitabı yasaklamış. Dolayısıyla İnönü'yü bu yasağından dolayı ne yapmak gerekiyor? Yine tebrik etmek gerekiyor. Sevgili Merve. Tabii. Şimdi bak orada tabii ilginç bir nokta daha var. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı raporunu da buldum, onu okuyayım sana izin verirsen. Buyurun. Bak 54 farzlı büyük ve tam namaz hocası Türkçe Namaz Sureleri adlı kitabın toplattırılmasına ilişkin kararda şöyle yazıyor. 17 Ekim 1944 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan bir kararda söz konusu kitabın 52. ve 56. sayfaları arasında düzeltme ve ıslah edilmesi gerekli görülen bazı yanlış bilgilerin bulunduğunun tespit edildiği belirtiliyor. Ve Tam Mevlid-i Şerif adlı kitaba ilişkin de 30 Nisan 45 tarihinde alınmış bir karar var. Ona göre de kitabın yayınlanmasının mahsurlu olduğu kanaatine varıldığı ifade ediliyor. Niye? Az önce anlattığım şeylerden dolayı, evet, saçmalıklardan dolayı. Saçmalık. Şimdi gördüğün gibi Merve, gerçekten ortada garip bir durum var. Yani İnönü döneminde yasaklanan bu din kitaplarının yasaklanma nedeni bunların din kitabı olması değil. Tam tersi, din kitabı olmaması. Din adı altında tabii, insanlara hurafeleri, akıl dışı şeyleri, din dışı şeyleri anlatması. Tabii. Yani şimdi buna dikkat etmek gerekiyor. Ve şimdi bir karardan daha bahsedeyim bak.
24 Mart 1944 tarihinde bir karar alınmış. Alınan karara göre bazı dini ve ilmihal kitaplarında İslam'la alakası olmayan yanlış bilgiler yer aldığından halkın bu hususta aydınlatılması istenmiş. Bunun altında İsmet İnönü'nün imzası var. Tekrar okuyorum bak Merve. Tabii. Ne diyor? 24 Mart 1944 tarihli bir karar. İnönü döneminde bazı dini ve ilmihal kitaplarında İslam'la alakası olmayan yanlış bilgiler yer aldığından halkın bu hususta aydınlatılması. İnönü bunu nereden istiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Şimdi siz kalkıp bu İnönü'ye nasıl din düşmanı, nasıl dini kitapları yasaklattı dersiniz? Tabii. Ama ben başka bir şeyin daha altını çizeyim bu soruyla bağlantılı olarak. Bakın bu da önemli. Şimdi... Yasaklanan kitaplar dedik ya, yasaklanan kitaplar meselesi maalesef bizim ülkemizde her dönemde kitap yasaklanmış. Ya bugün de kitapların yasaklandığını görüyoruz. Bugün çok farklı nedenlerle kitapların yasaklandığını görüyoruz. Fakat bak, dün ülkemizde kitaplar, yani Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ülkemizde kitaplar yasaklanırken gerekçe şu Merve. İsyanlar var biliyorsun. Yani 1925 yılında çıkan Şeyh Said isyanı var. 1930 yılında çıkan Kürtçü isyanlar var. Hı. İşte Menemen olayı var. Yani bu süreçte devrimi yerleştirme sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit oluşturabilecek kitaplar yasaklanıyor. Ve yasaklanan kitaplar demin gördün. Aslında din kitabı görünümünde dinimize hakaret eden kitaplar. Sadece din konulu kitaplar yasaklanmamış. Ya da İslam diniyle ilgili kitaplar yasaklanmamış. Ben birkaç örnek vereyim. Tabii. Mesela başka yasaklanan kitaplardan birkaç örnek vereyim. Ne demek istediğimi anlatmak için. Gene İnönü ve Atatürk döneminde. Mesela İsa'nın İnsanlığı diye bir kitap yasaklanmış. 30 Ocak 1935'te. İsa, yani Hristiyanlık peygamberi İsa'nın insanlığı diye bir kitap. Niye yasaklanmış? Sakıncalı görüldü. Yani Hristiyanlık sakıncalı görüldüğünden değil. Hristiyanlığa hakaret eden, Hristiyanlığı yanlış anlatan bir çalışma olduğunu düşündükleri için uzmanların. Başka bir kitap. Bakın İsa'nın dağdaki vaazı. 6 Şubat 35'te yasaklanmış. Başka bir kitap Yahudilik ve Masonluk. 8 Haziran 1936'da yasaklanmış. Yahudilik ve Masonluk adlı bir kitap. Başka bir kitap Karl Marx'ın Manifestosu. Şimdi bu da dini bir kitap değil. Karl Marx'ın Manifestosu da 29 Ağustos 1936 tarihli bir kararla yasaklanmış. Hasan Ali'nin Stalin Diyor Ki adlı kitabı. Stalin Diyor Ki adlı kitabı yasaklanmış. Engels'in Marksizm Prensipleri adlı kitabı 23 Kasım 1936'da yasaklanmış. Bu yasak gerekçelerini de okudum ben. Komünizm propagandasından çok korkuluyor o dönemde. Maalesef ülkemizde hep böyle bir korku vardır. Bu korkunun temeli vardır yoktur ayrı bir tartışma ama hep bu korku vardır. Ve bak Marx'ın çalışması, işte Stalin'in anlatan kitap, Engels'in Marksizm Prensipleri adlı kitabı da yasaklanmış. Yani ve bunun gerekçesi olarak da komünizm propagandasına vurgu yapılmış. Şimdi gördüğün gibi yani İnönü'yü biri de çıkıp şöyle suçlayabilir. Yani İnönü işte Marksizme karşı işte sol akımların gelişmesine karşı olarak da birileri tarafından suçlanabilir. Neden? Çünkü yasaklanan bu tür kitaplar da var. Yani özetle şunu bilmek gerekiyor. İnönü döneminde evet bazı kitapların yasaklandığı doğrudur. Fakat bunun arkasında ne sol düşmanlığı vardır ne din düşmanlığı vardır. Bunun arkasında şu kaygı vardır. Cumhuriyetimiz yeni kuruldu. Bu cumhuriyeti zarar verebilecek olan düşünceleri, akımları en azından bir süre engelleyebilmek düşüncesi vardır sevgili Merve. Peki bu arada Said-i Nursi'ye diğer sağ iktidarlarına baskı yaptığı doğru mu sizce? Ha bu da güzel bir soru. Aslında biz Said-i Nursi programı yapacağız önümüzdeki haftalarda. Ve Said-i Nursi'nin, Başbakan Erdoğan dedi ya Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla savaştı falan bunların ne kadar gerçeğe uygun olduğunu anlatacağız. Öbür taraftan bu soru güzel bir soru. Çok kısaca cevap vereyim. Tabii. Evet Said-i Nursi en büyük baskıları çok sevdiği ve desteklediği Demokrat Parti döneminde de görmüştür. Evet. O dönemde görmüştür. Yani hapis yatması söz konusudur. Eserlerinin yasaklanması söz konusudur. Bununla ilgili arşiv belgelerini ben kitaplarımda paylaştım. Ama Sayın Başbakan Erdoğan mesela Said-i Nursi'nin Demokrat Parti döneminde gördüğü baskıdan hiç bahsetmez. Neden? Çünkü o işine gelmiyor. Kendisini Demokrat Parti'nin devamı olarak gördüğü için Menderes'i aklama durumu vardır hep. Evet. Mesela İnönü camileri yıktı der Erdoğan. Fakat Menderes'in buldozerle İstanbul'da 60 küsür camiyi yıktırdığından hiç bahsetmez. Evet. Neden? Çünkü siyaseten işine gelmiyor. İşine gelmiyor. Evet Merve işin özü bu. İzleyicilerimiz bu konunun ayrıntılarını tekrar ediyorum. El Cevap adlı kitabımın da okuyabilirler. Arşiv belgelerinin numaralarına kadar görebilirler. Görebilirler. Bu arada o zaman İnönü döneminden bahsetmişken... Evet. Peki yayınlanan dinsel içerikli kitaplar var mı İnönü döneminde? Evet, varsa Merve, hangileridir? Bu çok önemli bir soru. Çünkü az önce İnönü döneminde yasaklanan din kitaplarının
neden yasaklandığını gördük. Yani adı din kitabıydı onlar, fakat dine hakaret eden kitaplardı. Bu nedenle yasaklanmışlardı. Evet. Bunu izleyicilerimiz unutmasın. Ve şimdi sıkı durun, Türkiye'de ilk kez televizyon ekranlarında göstereceğimiz bazı belgeler var. Bu nedir biliyor musun Merve? Bugüne kadar kamuoyundan saklanan belgeler. Hani tarih programı diye programlar görüyoruz ya. Evet. Yani magazin sohbetleri yapılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e İnönü'ye düşmanlık ediliyor. Değil mi? Şimdi dönem onu gerektirdiği için öyle programlar. Fakat biz bugün burada başka bir şey açıklayacağız. Tekrar ediyorum. Türk televizyonlarında ilk kez İnönü döneminde ve Atatürk döneminde yayınlanan din kitapları 352 bin takım olarak basılıp bunlar ülkenin dört bir yanına dağıtılan o din kitaplarından birkaç tanesini izleyicilerimize göstereceğiz. Sevgili Merve. Bu onun için çok özel bir yayın olacak. Yayın olacak. İstersen ondan hemen başlayalım. Bak ben kitapları yanımda da getirdim. Birkaç kitap getirmişim. Hem ekranımıza yansıyacak. Hem de ben buradan da göstereceğim kitabın orijinalini. Yani sadece biz yani bir kağıt parçası çıkarıp da onu ekrana koyup paylaşmıyoruz insanlarla. Tabii. Belge diye onu paylaşmıyoruz. Tabii. Belgeyi burada ete kemiğe bürünmüş halde de gösteriyoruz. Tabii, şimdi bak elimde 1939 yılında basılan bir pardon 1929 yılında basılan bir kitap var. Bu kitap Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri adını taşıyor. Muallim Abdülbaki tarafından yazılmış bir kitap. Peki bu kitap nasıl hazırlanıyor? Önce onu anlatayım. Tabii. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü çocuklarımıza doğru bir din eğitimi vermek istiyorlar hakikaten. Bunun için önce kitap hazırlamak lazım Merve. Yani o eskiden Osmanlı'dan kalan kitaplar var. Fakat bunlarda dinin nasıl anlatıldığı gerçekten demin birkaç örnek verdim ya. Evet. Yani hurafelerle dolu bir anlatımlar var. Onun için bunu istemiyor Cumhuriyeti kuranlar. Yani en doğru şekilde, Kur'an'a dayanı şekilde, en sade şekilde hurafelerden uzak dini nasıl anlatırız? Onun için bak 1929 yılında yayınlanan ve okullarda, ilkokullarda okutulmaya başlanan bir kitap. Kitabın adı Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri. Bu Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri adlı kitap Merve, Marif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesi'nin 88 numaralı kararıyla ilkokullarda ve özellikle köy ilkokullarında okutulmaya başlanıyor. Ne zaman? Tekrar ediyorum, 1929'dan itibaren 29-35 arasında köy ilkokullarında özellikle okutulacak. Bu kitabın içinden birkaç şey paylaşayım. İzin verir misin? Tabii ki. Yani o kadar sade, o kadar anlaşılır, o kadar Kur'an'a uygun anlatımlar var ki ben bir vatandaş olarak kitabın içinde dikkatimi çeken noktaları aldım. Birkaçını paylaşayım bak. İlginç çünkü. Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri adlı kitapta bak neler var. Bugünkü Türklerin dini İslam dinidir. İslam imanı, imanın düsturu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. İslam dinini insanlara öğreten zat Hazreti Peygamber'dir. Allah'a iman başlığı altında şunlar anlatıyor. Allah müminlerin kalplerinde yaşayan ulvi bir varlıktır. Allah büyük bir yaratıcı kudrettir. Allah sevgisi bütün ibadetlerin başı ve en büyüğüdür. Allah'ı bize tanıtan Hazreti Peygamber'dir. Allah zaman ve mekandan üstündür. Cami konusunda ne deniyor bak Merve? Müslümanların Allah'a ibadet etmeleri için toplandıkları yerlere cami denir. Cami okul gibi hepimizin, bütün milletin malıdır. İçindeki eşya da öyledir. Diye devam ediyor. İman için ne deniyor? Müslümanlık, Allah'a ve Müslümanlığı öğreten peygamberimize inanmaktır. Allah'a ve peygambere inanmaya iman denir. Allah bu kainatı, bizi yaratan kudret sahibidir. Onun ne olduğunu, nasıl olduğunu biz tamamıyla bilemeyiz. O çok büyüktür. Şu söz, şu iki söz İslam imanını belirler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Türkçesi Allah birdir, ondan başka Allah yoktur. Muhammed de Allah'ın peygamberidir demektir. İşte bu sözlerin anlamına inanan kimse Müslümandır. Hazreti Muhammed hakkında bak ne diyor. İslam dinini insanlara öğreten Hazreti Muhammed Arabistan'da Mekke'de doğmuştur. O vakitlerde Araplar hiç medeniyet bilmezlerdi. Cahil, vahşi bir haldeydiler. Taşlara, putlara taparlar. Kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi. Açık fikirli Hazreti Muhammed bu hallerden çok sıkılır. Milletini doğru yola götürmeyi düşünürdü. Artık tamamıyla büyümüş olan genç Hazreti Muhammed'i milleti çok severdi. O hiç yalan söylemezdi. Düşünceleri daima doğruydu. Böyle devam ediyor. Ve çok sade bir Türkçeyle, çok anlaşılır, doğru anlaşılır bir Türkçeyle ve gerçekten de dinimizi sevdirecek nitelikte bir çalışmadır. Tekrar ediyorum. Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri Atatürk döneminde, köy ilkokullarında, İnönü döneminde, İnönü'nün de başbakan olduğu dönemde köy ilkokullarında okutulan bir kitaptır sevgili Merve. Bu bir. Şimdi 352 bin takım kitaptan
basılıp dağıtılan kitaptan birkaç tanesini gösteriyorum. Şimdi başka bir kitap göstereceğim sevgili izleyicilerimize. Yavrularımıza Din Dersleri adlı bir kitap. Hı-hı. Aslında bunları biz görüntülerini verdik. Onları daha arkadaşlarımız yavaş yavaş gösteriyorlar. Evet. Evet, şu an ekrana gelen Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri. Bunu geçebiliriz kitabı. Sevgili arkadaşlar. Evet, 1929'da ilkokullarda, köy ilkokullarında özellikle okutulmaya başlanan kitap. Yavrularımıza Din Dersleri adlı kitaba girebilirsek, onun Tabii. kapağını gösterebilirsek, Tabii. ben onun kapağını şöyle kendi kitabımdan göstereyim, El Cevap'tan göstereyim. Tabii. Birazdan arkadaşlar yansıtacaklardır ekrana. Hı hı. Evet, Yavrularımıza Din Dersleri adlı bir kitap. Bakın evet. burada resmi var, El Cevap kitabında. Evet, evet, bunu yayınlamıştım ben. Evet. Bu Yavrularımıza Din Dersleri adlı kitap şu an ekrana da yansıdı. Evet. Biraz bundan bahsedelim. Bak, Atatürk ve İnönü döneminde hazırlanan din kitaplarından biri bu. Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Ahmet Hamdi Akseki iki kitaptan oluşan Yavrularımıza Din Dersleri adlı bir set hazırlamış. Hı-hı. İki kitap bu, iki cilt. Bu kitaplar 1944'te İnönü döneminde Ankara Recep Ustaoğlu basım evinde basılmış. Yani neymiş? İnönü döneminde de bak ki sadece kitaplar yasaklanmamış. Bir de İnönü döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı'na din kitapları bastırılmış ve ilkokullarda okutulmuş. İşte 1944 tarihinde bu ekrana şu an yansıyan Yavrularımıza Din Dersleri adlı kitap 44'te basılmış ve okutulmaya başlanmış. Başka bir kitap, Askere Din Kitabı. Arkadaşlarımız onu da ekrana getirirlerse. Tabii. Askere Din Kitabı. Ben de kitap elimde. Buradan evet, da gösterelim. Kendisi de var. Evet, kitabın orijinali de, bak Askere Din Kitabı'nın orijinali elimde. Evet. Hani bizim ordumuzu dinsizlikle suçlar ya bazı kendini bilmezler. Evet. Ve Cumhuriyet'in ordusunun işte peygambere, kutsal şeylere saygısız olduğunu falan iddia ederler ya. Hı-hı. Atatürk'ü ve İnönü'yü de bu şekilde eleştirirler ya. Bak sevgili Merve, şimdi elimde Askere Din Kitabı diye kalın 500 sayfalık bir çalışma var. Evet. Biraz bundan bahsedeyim izin verirsen. Ahmet Hamdi Akseki'nin Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaleme aldığı bir kitap bu. Fakat bu kitabın kaleme alınış süreci çok ilginç. Yani bu kitap 1945-46 yıllarında da basılmış. İkinci baskısını 45-46'da, yani İnönü döneminde yapmış. Askere okutuluyor bu kitap. Evet. Yani ordumuzda askerlerimize okutuluyor. Hı-hı. Fakat bu kitabın ilk baskısı 1925'te yapılmış. Hı hı. Yani eski harflerle. Eski harf. Ve bakın bu kitabın neden hazırlandığına ilişkin kitabın ön sözünde bir yazı var. Onu paylaşayım izleyicilerimizle. Tabii. 1925 yılında Genelkurmay Başkanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı'na aşağıdaki yazı geldi. Yani kitabın içinde ön sözde yazıyor bu. 4003 numaralı Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazıda şöyle denmiş. Ordunun maneviyat dersleri içinde en önemlisi dinle ilgili olan öğretimdir. Askere din bilgisi vermek üzere yazılmış pek çok kitap varsa da bunlar ya çok geniş olarak ya da fertlerin anlayamayacağı bir üslup ile yazılmışlardır. Bu nedenle sade ve öz olarak yazılmış bir din bilgisi kitabına ihtiyaç vardır. Ordunun bu ihtiyacının özlü bir kitap hazırlanarak karşılanmasını biraz da istirham ederim. Bundan başka memleketimizde çalışmanın ne kadar geri kalmış olduğu bilinmektedir. Orduya gelen gençlerin din eğitimi ile çalışmayı teşvik için bu konudaki ayeti kerime ve hadisi şeriflerle bunların Türkçe tercümelerinin levhalar halinde askeri dershanelere asılması çok uygun olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için o gibi ayet ve hadislerin çıkartılarak gönderilmesine yardımınızı rica ederim efendim. Hı hı. Tarih 26 Mart 1341. 1925 yani. Peki kim yazmış bu yazıyı? Yani Askere Din Kitabı'nın içinde ön sözde yer alan bu yazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilen bu yazının altında kimin imzası var? Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın imzası var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı Atatürk'ün de İnönü'nün de onayını alarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na diyor ki bize çok sade hazırlanmış, çok doğru bilgilerin yer aldığı bir din kitabı hazırlayın. Çünkü biz bu kitabı ordularımızda okutacağız deniyor. Hı hı hı. Ve Merve bak burası önemli. 1925 tarihinden beri, bakın şöyle kitabın kalınlığını da görelim. Evet. Askeri okullarda, ordumuzda bu kitap okutuluyor. Okutuluyor. Kitabın adı nedir? Kitabın adı Askere Din Kitabı'dır. Ve İnönü döneminde bu kitap 1900, bak burada elimdeki baskısı 45 tarihini taşıyor. Evet, 1945. Yani 1945'te bir kere daha basılmış. Şimdi zamanımız el vermeyeceği için ben bu kitabın içinde yer alan çok önemli din anlatılarından pek bahsedemeyeceğim ama kitabın en sonunda yer alan bir şeyden bahsedeyim. Kitap Mehmet Akif Ersoy'un Ordunun Duası adlı şiiriyle sona eriyor. Yani Ordunun Duası şiiriyle bitiyor kitap. Kitabın basıldığı yıl çok önemli. İlk baskısının yapıldığı 1925. 25. Yani laiklik ağırlıklı devrimlerin olduğu bir dönemde basılmış. Hı hı. Yani Cumhuriyet bir taraftan laikliğe önem verirken diğer taraftan
hurafelerden uzak İslam anlayışına da önem veriyor sevgili Merve. Merve bitmedi. Cumhuriyet'in din kitaplarının sayısı çok fazla. Bak, evet. Şimdi elimde 1928 tarihli, arkadaşlarımız ekrana getireceklerdir, Askeri Din Dersleri adlı bir kitap var. Evet. Deminki askeri din dersleriydi. Bu da askeri. Bu askeri din dersleri. Osmanlıca yazılmış. Daha harf devrimi gerçekleştirilmediği için. Tarih 1928. Tarih manidar. Evet. Yani laiklik ağırlıklı devrimlerin, hatta laikliğin anayasaya, laikliğin filan anayasaya girdiği yıl. Hı hı. Çünkü devletin dini İslam'dır maddesi biliyorsun anayasadan çıkarıldı bu yıl. Ama bakın Cumhuriyet öbür taraftan ne yapıyor? Askerlerine doğru din eğitimi vermeye çalışıyor. Bu kitabın hazırlanış süreci de çok ilginç Merve. Bak kitabın kapağında diyor ki Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti Celilesince açılan müsabakada birinciliği kazanan bu eser ayrıca mükafatla taltif ve bütün ordulara resmen kabul olunmuştur. Çok ilginç değil mi bak? Hı hı. Yani Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti Celilesi dediği ordu, Genelkurmay Başkanlığı. Yani Genelkurmay Başkanlığı bir yarışma açmış sevgili izleyiciler. Evet şu an ekrana yansıdı. Genelkurmay Başkanlığı bir yarışma açmış. Hı hı. Ve açılan bu yarışmada, yarışmanın konusu askerlerin okuyacakları bir din kitabı. Hı hı. Ve bu din kitabı hazırlanmış, birinciliği kazanan kitap din kitabı olarak basılmış. Ve bu kitap sadece askerler için hazırlanmamış. Kitabın kapağında başka bir yazı daha var. Orada da şöyle deniyor. Marif Vekaleti Talim Terbiye Dairesince de şu raporla takdir edilmiştir bilgisi var kitabın üstünde. Bak şöyle bir not var kitabın üstünde. Bu kitap gerek aile terbiyesiyle gerek askerlerin maneviyatının yükselmekle meşgul herkese alakadar eder. Muallimlik edecek gençler köylülere insanlık, yurt, din terbiyesinin nasıl verileceğini bu eserde uygulamalı numunelerle birebir görürler. Yani bu kitap aynı zamanda köylerde de köy okullarındaki öğretmenlere tavsiye edilmiş. Evet. Tekrar ediyorum, kitabımızın adı Askeri Din Dersleri. Ve sadece askerlere değil, köylerdeki öğretmenlere de tavsiye edilmiş. Kitabın içindeki bazı başlıkları ben okuyayım bak. Hı hı. Kitabı tercüme edip ben El Cevap kitabına koydum, hepsini değil, bazı bölümlerini. Kitabın içinde bak neler anlatılıyor. Allah ve peygamber sevgisi, başlıklar bunlar. Sıhhat ve temizlik sevgisi. Yani İslam dini temizliğe büyük önem veriyor. İlim ve sanat sevgisi, aile ve ev sevgisi, askerlik sevgisi, adalet sevgisi. Başlıkların güzelliğine bakar mısın? Evet. Yani dini zorlaştırmıyor, dinden nefret ettirmiyor, sevgi diye anlatıyor Merve. Tabii. Halk sevgisi, yetimleri ve fakir kızları korumak diye parantez açmış. Şehir hayatı sevgisi, hayratı sevgisi, çeşmeler, imarathaneler, camiler, hastaneler, kütüphaneler, güzel şeyler sevgisi. Güzel ezanlar, güzel sesler, güzel binalar, güzel çiçekler, güzel ağaçlar, güzel kitaplar, güzel nakışlar. Şu güzel dile bakar mısın? Evet. Değerli Merve. Yani hakikaten çok anlamlı. Kitapta 40 tane ders var. Hı. Onları da okuyayım izin verirsen. Birinci ders cami ve ezan. İkinci ders cami terbiyesi ve peygamberimiz. Üçüncü ders eski Müslümanlık ve Avrupa'da temizlik. Dördüncü ders peygamberimizin yemin usulü. Beşinci ders neferler ve diş temizliği. Altıncı ders frengi ne yapar. Yedinci ders askerler ve içki. Sekizinci ders la ilahe illallah. Dokuzuncu ders Hazreti Muhammed kimdir. Onuncu ders peygamberimiz nasıl halkı terbiye etmiştir. Şimdi o kadar ilginç ki bak Muallim Cevdet bunun yazarı. Hı hı. Ve Genelkurmay Başkanlığı bir yarışma açmış. Tekrar edeyim. Ordu'da okutulması için bu kitabı yani yarışma sonunda birinci olan kitabı bastırmış ve hem köy öğretmenlerine de tavsiye etmiş hem de Ordu'da bu kitabı da okutmuş. Okutmuş. Bak az önce askeri din dersleri vardı 25'te. Evet. 28'de de askeri din dersleri bu sefer hazırlanmış. Şimdi Merve daha bitmedi. Daha bitmedi. İnönü döneminde yayınlanan başka din kitapları da var. Birkaç tane daha örnek gösterelim. Bak yine arkadaşlarımız ekrana getirirler. Namaz Hocası ve Namaz Sureleri adlı kitap. Ben yine bunun Cevapta ayrıntılı bir şekilde yazmıştım. Buradan paylaşalım. Hı hı. Namaz Hocası ve Namaz Sureleri adlı kitap. Biraz bahsedeyim ben bu kitaptan. Şimdi ekrana da gelecektir. Hı hı. Bak 1939 yılında Bozkurt Kitabevi tarafından yayınlanıyor bu çalışma. Tahsisli ve ilaveli Namaz Hocası ve Sureleri adını taşıyor. Baskı tarihine dikkat edin. 1939. Yani Atatürk'ün son zamanı İnönü dönemi. Yani İnönü döneminde hep kitaplar yasaklandı diyor ya Sayın Erdoğan. Evet. Bu basılmış. Evet. Bu yayınlanmış. Niye? Çünkü düzgün içindeki bilgiler. Başka bir kitap göstereyim. Yeni İlmihal. Hı hı. Yani İlmihal kitapları bak orada ekrana yansıdı şu an. Biraz önce gösterdiğimiz Namaz Hocası ve Namaz Sureleri yansıdı. Namaz Sureleri. Yeni İlmihal kitabı da 1931'de Muallim Ahmet
Halit kitaphanesince yayınlanmış. Burada da ilmihal bilgileri var. Birazdan bu da ekranımıza gelecek. İnönü'nün başbakan olduğu dönemde yayınlanan bir kitap. Şimdi başka bir kitap var elimde. Yeni Hutbelerim. Bu iki cilt. Şimdi Merve dikkatini çekiyor mu? Hem öğrenciler için dini kitaplar var, hem askerler için var, hem halk için var. Evet. Şimdi bak, namaz hocası, ilmihaller, bunlar hep basılmış. Evet. Bak ben sana bir bilgi vereyim. İnönü döneminde 70 farklı yazarın namaz hocası ve ilmihal kitabı basılmış. 70 farklı yazarın. Yani bunlar basılmış, dağıtılmış. Kimse de yasaklamamış. Evet. Niye? İçinde abuk sabuk şeyler yok çünkü. Yok. Buna karar veren İnönü değil, tekrar buna karar veren İnönü'nün kurduğu Diyanet İşleri'ndeki o kurum. Doğru. Peki şimdi bak elimde yine orijinal bir kitap var. Ahmet Hamdi Akseki, bütün bu kitapları hazırlayan kişi de o. Hı hı. Çünkü önemli bir din alimi, Diyanet İşleri Başkanı yardımcısı o dönem. İki ciltlik Yeni Hutbelerim adlı bir kitap hazırlamış. Bak burada kameramız bunu şimdi gösterecektir. Göstersin. Bu Yeni Hutbelerim adlı kitap elimizde. Bunun ikinci cildi de ben de getirmedim. Hı hı. Fakat iki cilttir. İki cilt. Peki nasıl hazırlanmış, biraz ondan bahsedelim Merve. Tabii. Şimdi bu Yeni Hutbelerim adlı kitabın bak baskı tarihi Ahmet Hamdi Akseki ilk kez bunu 1927'de yazmış. Hı hı. Ona yazdırılmış daha doğrusu. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı ve İsmet Paşa'nın başbakan olduğu dönemde Diyanet İşleri'nden hocalara verilmek üzere, yani camilerde halkı aydınlatacak olan hocalara dağıtılmak üzere kitap hazırlaması isteniyor. Hı hı. Ve Ahmet Hamdi Akseki oturup bu Yeni Hutbelerim adlı kitabı hazırlıyor. Şu an ekrana yansıyan kapağıyla, iç kapağıyla. Tarih 1927 bak, iki cilt. Hı hı. Ve Ahmet Hamdi Akseki'nin Yeni Hutbelerim adlı dev eserinin birinci cildi 419 sayfa. Az önce gösterdiğim cilt. İkinci cilt 456 sayfa. Baskısı tükendiği için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 36-37'de bir kere daha basılıyor. Hı hı. Hani İsmet Paşa din kitaplarını yasaklıyordu? Yasaklıyor. Hani bu Cumhuriyet din düşmanıydı? Ya hep din kitapları bastırmışlar. Evet. Ya bunları devlet yayınlatmış. Evet. 36 ve 37'de de ikinci baskısı yapılmış Merve. Ve ben bir şey okuyayım bak. Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi Yeni Hutbelerim'in 1936'da yeniden basılan birinci cildine yazdığı kısa başlangıç yazısında şöyle demiş. Yani şu elimdeki ciltte başlangıç yazısını Rıfat Börekçi yazmış. Hı hı. Kimdir Rıfat Börekçi? Kuvayi Milliye'nin Atatürk'ün yanında yer alan kuvvacı din adamı. Öyle değil mi? Vatansever din adamı, Diyanet İşleri Başkanı. Şöyle yazmış bu kitap için. 1927 senesinde riyasetimizde resmen kabul edilip iki defa bastırılmış olan Türkçe hutbelerin mevcut nüshaları kalmamış ve bununla beraber o vakte mahsus birçok ifadelerin zamanla değişimi icap eylemiş olduğundan riyasetin emriyle müşavire heyeti azasından Ahmet Hamdi Akseki tarafından yeniden yazılmış olan bu Yeni Hutbelerim namındaki eser riyasetçe resmen kabul edilmiş ve basımı muvaffak görülmüştür. Şimdi buradaki hutbelerden bazıları çok ilginç Merve bak. Hı hı. Cumhuriyetin neye önem verdiğini görmek açısından buna bakmak lazım. Hı hı. Mesela üçüncü hutbe şu. Teyyarenin ehemmiyeti. Yani havacılığın, uçağın önemi. Bak çok ilginç değil mi? Yani çağa hitap ediyor hutbeler. Evet. 500.000 sene öncesine değil. Tabii. İşte Atatürk bunu çok istiyordu çünkü. Yani din bugüne de hitap etmeli. Tabii. Yani hep eski hikayeleri anlatarak bir yere varlamaz. Bak teyyarenin ehemmiyeti üçüncü hutbe. Devam edelim. Mesela ikinci kitabın 128. hutbesi çok ilginç. Yeni yapılan bir cami-i şerifin resmi açılışında okunacak dua. Hani Cumhuriyet cami düşmanıydı? Hani camileri yıkıyordu? Öyle değil mi? Bu sorular hep aklına geliyor insanın. Evet. Caminin açılışında okunacak dua ve hutbe bile kitaba konmuş sevgili Merve. Bak devam edeyim. Bir kere hutbeler çok sade yazılmış. Mesela ikinci kitapta 7 adet hutbe ardına sağlık konusuyla ilgili. Sağlıkla ilgili. Yani 7 hutbe. Hı hı. Çünkü sağlık çok önemli. Çok önemli. Biliyorsun Cumhuriyet kurulduğunda tüfüs, verem, trohom, sıtma gibi hastalıklar var. Vardı. Ve hastalıklar insanımızın belini kırıyor. Herkes hasta. Ve Cumhuriyet bu insanları, bu hastalıkların kökünü kurutup bu insanları iyileştiriyor. Hı hı. Hayvan hastalıkları var mesela Merve. Hı hı. Onları evet. konuşacağız ileride. Evet. Şimdi bu konuda büyük bir sağlık devrimi yapıyor Mustafa Kemal'in genç Cumhuriyeti. Hı hı. Ve bak hutbe kitaplarında da sağlıkla ilgili hutbelerin sayısı fazla bak. 7 hutbe sağlıkla ilgili. Verem ve korunma yolları, kızamık, kızıl, kuş palazı, çiçek, boğmaca, tifo, sıtma, bataklık sivrisineğine, kara sinek konularındaki hutbelerde bu hastalıklar basit bir dille anlatılıyor, açıklanıyor ve bunlardan nasıl korunacağı da yine en bilimsel şekilde, en basit şekilde insanlara aktarılıyor, anlatılıyor sevgili Merve. Hı hı. Tabii bu hutbe kitabı
o camilerdeki imamlara dağıtılmış. Bak, bu da çok önemli. Hı hı. Ve imamların bunu iyi okumaları ve halkı bu şekilde aydınlatmaları istenmiş. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dine önem vermeyen, dini önemsemeyen bir devletimiz olsa, bir cumhuriyetimiz olsa böyle kitaplar hazırlatıp bunu imamlara dağıtır mı? Hutbelerin içeriğine bu kadar önem ve değer verir mi? Şimdi bütün bunlar milletimizden saklandı Merve. Evet. Ya bu da işin başka bir boyutu. Yani biz burada bunları insanlarla paylaşıyoruz. Hı-hı. Türkiye'de ilk kez. Fakat hı-hı, şu soru akla geliyor. Bunlar yıllarca niye anlatılmadı? Hı-hı. Şimdi bunlar anlatılmayınca Sayın Başbakan Erdoğan da çıkıyor, ne diyor? Hı-hı. İnönü diyor dini kitapları yasakladı. Evet. Şimdi bunu duyan bilgisiz insanlar da ne diyor? Hı-hı. Çünkü herkes bilgili değil bu konularda. Okullarda hı-hı, bir şey anlatılmıyor. Hı-hı. Ne diyor? Ya İnönü de din düşmanıymış diyor. İnönü de bak Mevlid'i yasaklamış, hı-hı, işte Kur'an'ı yasaklamış hı-hı diyor. Oysa ki bunların hı-hı hiçbiri doğru değil. Burada araya girmeden... Son sorunu sormadan... Evet, programımızı kapatacağız evet, çünkü son soruyu var. Sormadan son bir soru daha var kısa evet, bildiğim kadarıyla. Evet, son programımızı kapatmadan önce bir sorumuz daha var. O sorudan önce ben kısaca şunu söyleyeyim. Başbakan Erdoğan geçmiş konuşmalarından birinde de demişti ki, demin okudum, dinsel içerikli levhaları yasakladı bunlar, elifbayı yasakladı bunlar demişti. Hı-hı. Şimdi hakikaten de İnönü döneminde ben arşive girdiğimde İnönü dönemiyle ilgili belgelere bakarken şunu gördüm. Bazı Arapça levhaların yasaklandığı, bazı üzerinde Arapça ifadelerin olduğu dinsel içerikli levhaların yasaklandığını gördüm. Fakat yasağın nedeni din değil sevgili Merve, dil. Dil. Çünkü dil devrimi yapıldı biliyorsun. Latin, yeni Türk harfleri kabul edildi. Ve yasaya göre eski harfleri kullanmak yasak. Hı hı. Dolayısıyla Arap harfleriyle yazılan bütün levhalar yasak. Yani hı hı, yeni Türk harfleriyle dinsel bir levha yazdığın zaman bu yasak değil. Anladın mı? Evet. Yani İnönü'nün onları yasaklamasının nedeni de din değil, dil. Dil. Dil devrimi. Evet. Yani çünkü Arap harfleri, Osmanlıca harfleri yasaklanmış. Yeni Türk harfleriyle yazacaksınız. Yazacağınız her şeyi. Dolayısıyla buna da açıklık getirelim. Ve şu cümleyi de kurayım izin verirsen. Bütün bu dinle ilgili kitaplardan kaç bin adet basıldı biliyor musun? 1950 yılına kadar. 352 bin takım. Kur'an Türkçe tefsir ve tercümesi var. Hı hı. İşte Buhari'nin hadis kaynağı var. Bu basılan hı hı kitaplar için. Onlardan bahsetmedik. Hı hı. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur'an'ı biliyorsun Türkçe'ye tercüme ettirdiğini, onu bastırdığını biliyoruz. Hı-hı. Elmalı Hamdi Yazır'ın. Hı-hı. O da ücretsiz dağıtılıyor. Evet. Bütün bu kitapların toplam adedi 352 bin takım ücretsiz hı-hı dağıtılanları. Hı-hı. Bu ciddi bir rakam. Evet. Bu arada Başbakan Erdoğan Burdur evet mitinginde bir gazete küpürünü gösterip 27 Mayıs 1960 ihtilali günlerinde yaşadığı, iddia ettiği evet bir olaydan dolayı CHP'yi suçladı. Bu evet konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Evet Merve, ben CHP'nin ya da herhangi bir partinin avukatı değilim biliyorsun. Hı-hı. Fakat biz tarihçiler olarak gerçekleri kamuoyuyla paylaşmakla yükümlüyüz. Şimdi burada tabii bunu duyunca ben çok şaşırdım. Niye şaşırdım? Çünkü Sayın Başbakan Erdoğan dedi ki 27 Mayıs 1960 ihtilalinden 60 ihtilali günlerinde dedi Eskişehir Örfü İdare Komutanlığı'nın bir yazısına göre dedi Demokrat Partililerin tutuklanmasının, Demokrat Partililerin tutuklanmasının ve 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayla kaçarken yakalandıklarının belirtildiğini iddia etti. Hı hı. Yani Demokrat Partililer 12 uçak dolusu altın ve mücevheratla kaçarken yakalanmışlar. Hı hı. Bunlar tutuklanmışlar. Ve sonra dedi ki bu yalan haberi dedi, bu haberi dedi işte o dönemde dedi işte Örfü İdare Komutanlığı'nın bu haberini CHP ile bağlantılandırdı. Hı hı. Bir kere öncelikle 1960'ta Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın yayınladığı bu yazıyla CHP'nin hiç bilgisi yok. Hı hı. Çünkü adı üstünde Sıkı Yönetim Komutanlığı yayınlamış, yayınladıysa. 2. 30 Mayıs 1960'ta başka bir belge var bak, baktığımız zaman arşivi. 30 Mayıs 1960'ta Anadolu Ajansı'nda hı hı yayınlanan Milli Birlik Komitesi'nin 28 numaralı tebliği var. Hı hı. 28 numaralı hı hı tebliği. Hı hı. O tebliğe göre Başbakan'ın sözünü ettiği gazete küpüründeki belgenin sahte olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Neden? Hı hı. Çünkü deniyor ki ne Eskişehir'de bir örfe idare komutanlığı vardır deniyor. Ne böyle bir tebliğ yayınlanmıştır deniyor. Yani Başbakan'ın gösterdiği o gazete küpüründeki hı hı ifadenin Eskişehir örfe idare hı hı komutanlığı tarafından yayınlandığının doğru olmadığını söylüyor. Hı hı. Kim söylüyor? 30 Mayıs 1960'taki Milli Birlik Komitesi söylüyor. Peki başka bir şey daha var. Bu tür sahtecilikler görüldüğünde diyor derhal mahalli garnizon komutanlığına haber verilmelidir deniyor. Hı hı. Bunu kim diyor? Gene Milli Birlik Komitesi diyor. Yani şuraya getireceğim sözü. Ya programımızı kapatmamız gerekiyor. Ama lütfen rejiden rica edelim cümlemi bitirmeme izin versinler en azından. Tamam. 45 dakikalık program yapıyoruz ve cümlemi bitirmek zorundayım. Çünkü tarihi bir program yapıyoruz. Hı hı.
Yani bugün bu programda anlattığımız şeyler bu ülkede ilk kez söyleniyor. Evet. Sevgili Merve. Evet. Dolayısıyla rejiden rica et. Evet. Bize bir dakika zaman versinler lütfen. Özetle başbakan bir gazete küpüründe yazılan sahte bir bilgiyi belge diye kamuoyunun önüne koyuyor. Ama oysa ki Milli Birlik Komitesi 30 Mayıs 1960'ta yayınladığı bir yazıyla bu bilginin sahte olduğunu, bu tarz şeyleri, dedikoduları çıkaranların da bildirilmesini, kendilerine bildirilmesini istiyor. Ha, dolayısıyla yani tarih elimize bir kağıt parçasını alıp da bu belgedir diye göstermekle tarih yapılmıyor. Sevgili Merve. Evet. Yani bunu daha kanıtlarına bakmak lazım, başka belgelere bakmak lazım. Sahte midir, gerçek midir, buna bakmak lazım. Evet, bugünkü programımız çok özel bir program. Bu ülkede, 80 yıldır saklanan, gizlenen gerçekleri kamuoyuyla paylaştık. Evet. Paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, son bir duyurumuz vardı. Evet. Onda hemen son cümlemizi kuralım. Evet, son bir duyurumuz var. O da şu. Ben buradan çıkışta CNR kitap fuarında olacağım. Yani saat 1 gibi orada olacağım. Ve sevgili okuyucularımı da oraya bekliyorum. Evet, o zaman son olarak bekliyoruz. CNR kitap fuarı da Yeşilköy'de. Onu da ifade edelim. Evet. Evet. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.